Ya sorun MS turnuvasında birinci olmak, ikinci olmak, dördüncü olmak, beşinci olmak değil ki arkadaşlar. Bir açıklama yapayım, ondan sonra şey yaparız. Açıklama yapayım arkadaşlar. Klandaki 7 tane char benim olduğu için hepsinin itemlerini topladım. Birincisi, ekip olarak artık oynamayacağız. Quest ekibi olarak bir ekip yok artık, bunu diyorum. İkincisi, turnuvaya katılacaktık. Herhangi bir sıkıntı yoktu. Keza ben saat iftardan sonra TS gelene kadar. TS geldiğimde ekipten 3 kişinin pusları bitmiş. Bizim de biliyorsunuz pusları klan payı ile alıyoruz. Biliyorsunuz fele payları ile alıyoruz. Dedim ki herkes fele paylarında da diğer Priest'i dizmiştik. 14, 15, 16, 20 GB ile filan 17, 16 GB ile diğer Priest dizdiydik. Ondan sonra dedim herkes pusunu alsın, ben bir duşunu alıp geleceğim dedim. TS'ye geldim, ne yaptınız, pusunuzu çektiniz mi dedim. Bizimkiler hayır, pus çekmedik dediler. O zaman ben de katılmıyoruz turnuvaya dedim. Böyle bitirdik arkadaşlar. Olay bundan ibaret. Yani turnuvadan çekilme sebebimiz bu. Çalların pusunun bitmesi. Aleyküm selam, hoş geldin. Mivin. Çalların pusların bitmesi ve bizim çalların puslarını klan payıyla alınması. Ben de herkes cebinden alsın dedim. Kimse de buna yanaşmadı. Ben de herkesin itemlerini topladım. Bana ait olan itemleri. Ondan sonra da saldık. Diyorum Quest ekibi diye bir ekip yok artık. Bu. Çalların hepsi benimdi kardeşim. Bu yüzden çekiliyoruz. Bu ne, bu denik bir şey yok kanki. Yani ben artık kimsenin anası değilim, babası değilim. Her şeyi de ben karşılayamam. Yani biri de çıkıp, yani şunu diyebilirlerdi. Ben yıllardır oynadığım ekipte şunu beklerdim. Yapılan en büyük ayıp bence bu. Zaten Özkan'ın çarını biz dizmişiz. Özkan'ı, yani klan payıyla Libol 3 almışız. Lilime 2 almışız. Tamam, biz cebimizden çekeriz. Sonra bize ödenir denilmesi lazımdı. Kimse de bir şey demedi. Herkes sağ olsun, var olsun. Artık quest adına bir şey yok. Ya neler olsun. Oynamayacağız. Turnuvada da yer almayacağız. Kimseden bir korkumuz yok. Çıkıp kesmişiz veya kesilmişiz. Değişen bir şey yok. Dediğim gibi turnuvada yer almayacağız artık arkadaşlar. Siz hayırdır klanına şimdiden başarılar diliyorum. Vuayem'e veya diğer klanlarda başarılar diliyorum. Can'a da teşekkür ediyorum. Bu. Olay bundan ibaret. Yo, Rise Online falan da değil can dostlarım. Herhangi bir şey de yok. Vallahi kardeşim şu an Gökhan Beyciğim şu an hiçbir şey yapasım yok. Oyundan da soğudum. Her şeyden soğudum. Yani bu şeyin karşısında. Diyecek bir şeyim yok. İnşallah herkes güzel yerlere gelir, güzel şeylerler yapar. Sevinirim onların adına. Aleykümselam Salihçim, hoş geldin. Yok be Esis abi. Yani incinme değil de bu. Bir hayal kırıklığı gibi bir şey olur ya. Yani 200 lirala, yani neyse konuşmayacağım ben, siktir et. Kardeşim klan falan kurmak istemiyorum. Çalların itemleri be, hepsi bende. Duruyor orada. Bir şey yaparsam yaparım yani. Arkadaş düşmanlık falan bir şey diyor ki, benim siz hayırdır klanına karşı bir düşmanlığım yok yani. O beni ilgilendirmez. Karşına çıkıp kessem veya kesilsem benim için bir önemli değil. Kaybetsem de benim için önemli değil. Ha, bazı arkadaşlardan şunu gördüm, chatte koptu. Benim kimseden korkum yok. Biz zaten bu turnuvaya katılmayacaktık. Sağ olsun Özcan abi sayesinde, Viviller sayesinde bu turnuvaya katıldık. Yani buraya kadar geldik. Belki birinci olurduk, belki ikinci olurduk, belki üçüncü olurduk, belki dördüncü olurduk. Allah bilir. Ama bu şekilde turnuvaya devam etmek istemiyorum can dostlarım. Tek derdim bu. Yok yok, bazıları öyle hitap etmeye çalışıyor da abi, bu şekilde devam etmek istemiyorum. Kardeşim sorun iki maç değil, anlatamıyorum. Sorun birincilikle değil bizim için, ikincilikle değil. Sorun bu kimsenin elini cebine atamaması. Yani ben demek ki ben eşekmişim ki çarın üstünde bu itemlerin değeri 30-40 milyarlık. Ben tam bir kerizmişim. Ben onu anladım. Ben buradan bunu anladım. Başka bir şey anlamadım. Anladın mı? Ben kerizmişim. Ben bunu anladım. Başka bir şey anlamadım. Vardır bir hayır.
Anladınız mı? Herkes ne diyeyim, inşallah ki herkes güzel yerlere gelir. Umut ettiği oyun oynar. Buradan da dediğim gibi Weevil klanına başarılar, Weevil diyorum. Size ayardıra da başarılar diliyorum. Direkt finale kaldılar. Ondan sonra bu turnuvada kim kalacaksa diğerler zaten birinci, ikinci, üçüncü belli olur birazdan. Öyle. Yakup aleykümselam. O yüzden ben de fazla uzatmak istemiyorum can dostum. Akıyor bu akşam maşallah. Can dostum açıklamayı yaptım. Klibi almışlardır. Yayın geçmişi de durur. Gerekleri yaparsın. Geldim. Tekrardan başa dönmek istemiyorum yani. Ya can dostum önemli olan ekip mekip değil. Önemli olan buradaki karşılıksız bazı şeylerin olması. Akıyor bu akşam maşallah. Arkadaşlar yani bizim şunu da söyleyeyim. Maç öğretirsen çay dizip gelim. Değilizlerim çay sıkıntı yok ama maçta iyi değilim de. Bak Özcan abi iyi demiş. Ne demiş? Korktu. Arkadaşlar bizim kimseden korkumuz yok. Ben bu adamları zaten 2 gün önce vs attım. Yani. Lan kessem ne olacak, kesilsem ne olacak? Ben bunu turnuva ilk katıldığım günden beridir söylüyorum. Benim bu oyunda bir şeyler kanıtlamaya ihtiyacım yok. Zannetmiyorum ki o adamların da olsun. Tamam mı? Biz tamamen bu turnuvaya keyif amaçlı girdik. Keyif alalım diye girdik. Yapacak bir şey yok. Ne diyelim? Hadi bakalım Gökhan'cım başarılar. Bu da benden sana pot parası INŞ kazanırsınız. Ya bizim çocuklar da suçuyor. Aleykümselam Mami Reis. Mami Reis'im daha iyi bilir olayları. Ben olaydan üstüne gitmek istemiyorum. Zaten klanın bir zaman içinde olan kişi Mami Reis'ti. Ya diyecek bir şeyim yok. Gökhan hiç şaşırmadım. Beklendik bir durumdu. Bence sende takma sende bu işin sonunun böyle. Ya kardeşim sonunun olacağını gayet iyi biliyordum. Ya biz zaten Mami Reis'te şunu konuştuk. Mami Reis de burada gelsin TS konuşuruz. Dedik ki Mami Reis bayramdan sonra salalım yani. Ramazan bayramından sonra salalım Ramazan'ın bitimine piyasa düşer. Tamam bizim de turnuva yani en kötü. Yani bundan sonra zaten salacaktık. Salacaklıktan kastım bir 15-20 gün daha oynayıp sonra salacaktık. Ama böyle olması gerçekten çok küçük düşürücü oldu. Yani bu kadar da 200 liralık da olmazsınız. Benim düşüncem bu. Yok berayı zıkılan bir şey yok. Vallahi Kral Terim şu an hiçbir şey yapasım yok. Bak abartmıyorum. Hani böyle bir şey unutmak istersin de. Akıyor bu akşam maşallah. Cebinden 200 lira koyamayan adam kendime adamı yo, deyip ortalıkta da, yok, dolanmasın. Yok can dostlarım onların da suçu yok. Onlar da her şey klan payından olduğunu düşünerek böyle düşündüler. Buradaki keriz benmişim ben onu anladım. Diyorum ya şu an hiçbir şey yapasım yok. Hani böyle kötü bir şey yaşarsınız da bir hayal kırıklığına uğrarsınız da yatıp uyuyup o günü unutmak istersiniz ya. Bir saat son bir saat kala böyle bir şey olması gerçekten beni çok kırdı. Bu başka bir şey herhangi bir şey yapasım yok. Diyorum herkesten benim olan itemlerin hepsini topladım arkadaşlar. Sağ olsunlar herhangi bir şöyle 200 liralık adam falan demeyelim. Hepsi birbirinden iyi insandır. Kimse item el falan koymadı. Ben itemlerin hepsini topladım. Herhangi birinde bir şey yanmadı. Yani diyorsunuz 200 liralık adam filan. Öyle bir insan değiller. Ama yapılan bu terbiyesizlik olarak görüyorum. Dedim ya ben her şey hepsinden her itemini aldım. Sağ olsun dediğiniz gibi insan olsalar bu itemleri vermezlerdi. Bu. Her şey bundan ibaret. O yüzden herkesten gerekli itemleri aldım. Bende item olanlar filan var. Onlar da şu an yani NSZ'den filan NS'den de veririm onları. Geri kalanlar benim. Duruma göre bakarım. Ekip kurarım. Onu yaparım. Bunu yaparım. Her şeyi yapabilirim. Duruma göre. Kardeşim selamın aleyküm iyi yayınların olsun. Eyvallah sağ olasın. Hepimiz kardeşiz acaba biraz sinirlendin mi üzülme yine de. Arkamızdan konusan da önümüzden yesin. Babacım olayı tam nasıl anlatayım yani olayı başa dönmek istemiyorum. Şöyle diyorum kardeşim kısaca özet geçiyorum. Klandaki 5 canın pusu bitti. Biz de pusları klan paylarıyla çekiyorduk can dostlarım. Tekrarlıyorum. Kısaca bir özet geçiyorum. Tamam mı? Gerekli şeyleri siz anlayın. Klandaki 5 canın şu an pusu bitti. İskelet, Varamyalav, nükleer tank, ondan sonra Invectus, bir çar daha var. Ha, Kaan'ın çar. Kaan'ın çarı da var. 5 canın pusu bitti arkadaşlar. Yani kanat, valkirisi filan bitti. Bir Mert'in benim, bir de Özkan'ın çarında pus var. Ondan sonra ben de dedim ki
Klan payı yok. Örnek veriyorum. Klan payı yok. Herhangi bir pay yok. Ondan sonra klan payı var aslında. Ne var? Şu klan payıyla alınmış bir item. Daha sonra bu klan payıyla alınmış bir item. Tamam mı arkadaşlar? Yani klan payı olarak şu an 15 gemi var. Herkes cebinden çeksin dedim. Kimse de yanaşmadı. Ne olurdu? Bıraktığımızda şu itemleri satardık. Herkes şey yapardı. Biterdi olay. Bundan ibaretti. Bu yüzden devam etmiyoruz arkadaşlar. I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody.